Şimdi mevcut elimdeki uygulama üzerinden şunu yapacağım. Mesela About'ı silebilirim. About önemli değil. Şurayı da şöyle temizleyeyim biraz. Gereksiz kodları siliyorum. Küçük bir şey yapacağız. Bu küçük şey de şu olacak. URL üzerinden gelen veriye erişip onu ekrana yazacağız. Nedir bu? Şu şekilde yapılıyor da çok basit anlamda. Mesela bir değişken oluşturayım şurada. Ne olabilir bu? X olsun. Ben buna nasıl erişirim? Request üzerinden gelen dedik. R'ye tıklıyorum. R'ye yazıyorum mesela. Yukarıda şuradaki. R nokta dediğimde bunun içerisinde neler var? Şöyle bakın URL var. Ben URL üzerinden gelen get isteğinde içerisinden bir şey almak istiyorum orada. URL üzerinden gelen dediysek bunu kullanacağız. İçinde bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Host name var, host var, parse var, path var. Mesela path. Burada port var, query var. Neymiş? Bunların aslında şöyle yapsak query values yok o olmasın. Mesela pet var. Pet'e geldim. Bu şu şekilde bir string olarak elde etme işlemi yapacağım. Bunu slice'larla alakalı şurada bir kesme işlemi yapıyorum. Diyorum ki bu pet içerisinde o domain içinde şöyle çalıştırarak göstereyim ben onu. FMT hatta şurayı da şöyle yapayım. Response'a yazdırayım. Response'a da nasıl yazdırıyorduk? Byte dizisi olarak. Onu da nasıl yapacağız? X'i buraya yaz. Gitsin. Gayet basit bu. Şimdi sonuca bakalım. Oradan anlatarak devam edelim. Çabuk. Evet. Geldim. Bakın şurada ana sayfayı açıyorum. Index page. Sıkıntı yok. Peki. Index. İndekse bir şey yazsam mesela şöyle yazdım. Bakın Cihan buraya geldim. Mesela şunu kapatayım. Burayı açıklama yapayım. Şöyle bir şey yazsam. Size de el alışkanlığı olsun diye bunları böyle bazen uzatıyorum aslında. Konuyu da genişletmek adına farklı kodlar yazıyorum. Ivır zıvır kod gibi görünüyor ama aslında bunlar el alışkanlığı ve bakış açınızı geliştiren şeyler diyebilirim. Hiçbir şey rastgele değil bu eğitimde. Burada geldim. X'i buna atacağım. Ama şöyle bir şey yazsam mesela. Mesela bu iki string'i birleştirsem burada ve şuraya da sadece tabii bu result olmuyor. İsimlendirme hatalı olacak. O zaman ne yapacağım? Bunu data yapabilirim mesela. Data olarak isimlendiririm. Ya da message gibi. Bunu böyle yapsam merhaba Cihan diyecek. Bunu anlamak için çok da dahi olmaya gerek yok. Merhabayla yukarıdan gireni birleştirince merhaba Cihan olacak. Şimdi çalıştırıyorum. Geldim. Şurayı ana sayfaya çektim. Bak bu sefer tabii indekse geldiği için doğrudan merhabayı yazdı. Şurası boş. O zaman şöyle yapsam. Merhaba Cihan. Burada merhaba sen. Mesela bunun gibi şeyler. Ekstra kendinize böyle iş çıkarmak bazen hoş olur. Mesela sonuna şöyle bir şey eklesin. Ne olsa ne olsa. Mesela şunu da yapabiliriz. Dedik ya kendimize iş çıkarmamız lazım.
O zaman şöyle yapsak. Mesela yukarıda X diye bir şey alıyoruz. Ben bu X'i nasıl alıyorum? Birden başlayarak, yani ilk elemandan başlayıp kalan her şeyi alıyorum burada. Slice kesme işleminde. O zaman ilk elemandan bunu aldığımda eğer bu len sıfırdan sıfıra eşitse ya da sıfırdan büyükse diyelim. Şöyle düzeltiyorum. X olacak. Sıfırdan büyükse o zaman burada bir veri var demek. O zaman ne anlamına geliyor bu? Şurayı şöyle kaldır. Şunu da bu şekilde oluştur. Yukarıda oluşsun. Onu dışarıda kullanacağım çünkü kullanabilir olmam lazım. Bunu böyle yaptım mı? Dataya şu veriyi eklemiş. Yukarıdan URL'den elde edilmiş parçayı X olarak ekleyip sonuna da ünlem işareti koymuş olurum. O zaman şöyle de bir şey yapalım. Eğer değilse len sıfırdan büyük değilse o zaman nedir? İndekstedir burası. Yani herhangi bir işlem yapılmamıştır. O zaman index page yazsın sadece. Hani bu şekilde olmasın. Geldim. Go run main go. Diyorum gene. Her zamanki gibi bekliyoruz. Şöyle hazır ol da bekliyorum. Ben hazırım. Çalıştırdım. Index page. Cihan. Merhaba Cihan. Geri döndüm. Index page. Sensin. Merhaba sensin. Mesela burada basit bir algoritma yaptık aslında. Şuradaki pet kesme işlemi şurada oldu. Bakın şurayı yaptık. Bu karakterden başlayarak bundan sonraki şeyi kes dedik. Ben o veriyi istiyorum dedik burada slice işleminde. Onu da x'e atadık. Sonra dedik ki x eğer sıfırdan büyükse bunun toplamı yani şuradakilerin toplamı sıfırdan büyükse o zaman burada bir veri var demek. O zaman ne yapabiliriz? Şurada oluşturduğum dataya burada merhaba x ve sonuna da şunu ünlemi ekleyerek bunu koyabiliriz dedik. Öyle de yaptık. Ama eğer buradaki şu işaretten sonra herhangi bir şey yoksa o zaman x sıfırdan büyük olmayacak, sıfır olacak, eşit olacak, else gelecek. O zaman da ne yapacak? Ekrana index page yazacak. Bu kadar aslında. Hatta bakın burada şu an çok değiştirdiğim için biraz şey oldu. Temiz bir yapı olmadı bu. Bu tamamen gereksiz kod olmuş oldu. Öyle copy paste yaptık. Şurayı değiştir. Çünkü benim neyim var burada? Zaten aşağıda ben bu write işlemini yapıyorum. Tek yapmam gereken şunu yazmak. Yani bak onu hiç düşünmedik. Görmedik daha doğrusu. Odak noktamız değildi. Şu an daha temiz. Şunu da sil. Burada zaten bu işlemi yapıyorum. Her halükarda bir mesaj olacak burada. Gidecek oraya. Merhaba mı gitsin yoksa bu mu? Ya da şu da olabilir mesela. Pet bilgisi bu. Bu şekilde kullanılabilir. Şöyle.